Fenerbahçe'nin bir oyun organizasyonu yok, bir şablonu yok ve doğaçlama oynuyorlar. Hücumun prensiplerini yerine getirmiyorlar, savunmanın prensiplerini yerine getirmiyorlar. Bu noktada İsmail Hoca bir şeyler değiştirebilir diye düşünmüştük ama o konuda da bir şey değişmedi. Yani burada hep söylüyorum. Yani bir e, takımın gol atması için yani burada bir teknik adam da var. E, gol atmak için yapılması gereken 3-4 tane hamle var. Bu hamlelere bakıyorsun. Bunlar nedir diyorsun. E, son çizgiye inmek, e, şut çekmek, ceza sahası civarından, ikiye birlerle adam eksiltmek, e, bunlar hani temel olarak baktığında bireysel e, olarak e, adam eksilterek e, mesafe kat etmek. Bunlara bakıyorsun. Bunlar yok zaten. Bunlar olmayınca bir organizasyondan bahsedemiyorsun. Yani evet doğaçlama olarak bir tesadüf işte ortalıyor. E, Mergin Berişa da e, ortaya vurduğu kafayı 3 e, liraya vurduramıyor. Yani 3 lirayın arasına gönderemiyor. Oradan taça gönderecek neredeyse. Dolayısıyla oyuncuların e, genel olarak da bir düşüş içerisine girdiğini görüyorsun o manada. Benim e, düşüncem bu. Onun için de Fenerbahçe bir coşkusu yok, temposu yok... E, Oyunun gidişatına isyan eden oyuncusu yok. Mesela e, kupada bir Ozan Tufan'ın bir isyanı vardı. O da ilk yarıda oyundan çıktı. Oyunun gidişatına isyan e, eden oyuncusu yok. Bu şartlar altında da kazanma ile ilgili geri dönüş alamazsın. Yani kazanmakça. Ha bu maç e, özelinde baktığımda Kayseri maçı özelinde 10 e, kişilik rakip işte. Dikkat et. Söylediğim cümlelerden bir tanesi olunca Fenerbahçe golü atıyordu. Mert Hakan şutu çekti. Direkten döndü. İşte onu yapacaksın. Onu ısrarla yapacaksın. Bir maçın içerisine beş tane, altı tane öyle şut sıkıştıracaksın. Ee, bir de Nazım'ın çok iyi ortası vardı ikinci devre. E tamam hocam Koçur'da işte başka e, çok ama yani kısır, ama Fenerbahçe takımı kendi evinde oynarken üstelik de tek hedef olarak belirlediği kupada bunları mı yapacak yani? Sadece bu mudur? Onun için ben... Benim kanaatim Fenerbahçe hiçbir maça favori olarak çıkmıyor. Hı hı. Kazanır mı? Fenerbahçe kazanabilir. Ama coşku yok, tempo yok, hücum ve savunmada organizasyon yok. Böyle olduğu zaman da oyuncu profillerinden isyan eden oyuncu yok. Ha Bir de şeyi sayabilirim bak onu da söyleyeyim hakkını yemeyeyim. Ferdi de son dönemlerde isyan eden oyuncular arasında yani zorlamaya çalışıyor. Adam eksiltmeye çalışıyor. Kenardan bindirmeye çalışıyor. Ya kim e, hocam ben şöyle kimle ilgili şunu söyleyeyim. Kim e, görevini yapmaya çalışıyor. Zaten hepsi yani, görevini yapsa bu, görevin, bunlar olmayacak. ben hani onun için hani ben Ferdi'yi isyan eden, ...Ozan'ı isyan eden oyuncu olarak gördüm. Mesela e, Crespo. Şimdi Crespo çok beğeniliyor. Bütün dava ne biliyor musun? Mücadele ediyor ya. Takımda mücadele eden, koşan, coşku oluşturan e, oyuncu olmadığı için onun o mücadelesi alkışlanıyor. Bak kaç tane pas atıyor. Bak şu Kayseri maçı. Kaç pas atmış. Kaç tanesi yerini bulmuş. İsabetli. Kaç tanesi savunma arkasına gitmiş. Ya, yanılmıyorsam bu maçtı. Yani çok maç seyrediyoruz artık. Bir şut çekti. Yani kaleye zor gitti şut yani. Şimdi hadi Galatasaray maçında gol attı diye. Hani anlatmak istediğim o bile Fenerbahçe taraftarını mutlu ediyor yani. Koşsun, coşsun, oynasın falan diye yani. Bu bu noktada Fenerbahçe Şimdi, onun için de favori e, değil. Dört gün içerisinde iki maç oynadı Fenerbahçe. Kamptan sonra ligde Başakşehir maçı, ardından Kayserispor maçı. Bu sezon inişli çıkışlı bir tablosu var ama Fenerbahçe hiç e, iki maçını gol atmadan kaybetmemişti. Yani kaybediyordu ama gol atıyordu. İşte ligde gol atmadan kaybettiği bir takım var o da Başakşehir. İki maçta da gol atamadan kaybetmiş. Fenerbahçe'nin evet. Bilmiyorum sizin düşüncenizde zaten böyle bir problem var mıydı ama Fenerbahçe'nin bitirememe konusundaki problemi daha mı gün yüzüne çıkmaya başladı yoksa daha da bir organizasyonun dışına çıkan bir Fenerbahçe mi görmeye başlıyor İkinci daha mantıklı geliyor organizasyon olmayan bir Fenerbahçe istiyoruz maalesef herkes ferdi yeteneklerinde kendi başına kolektif oyundan uzak burada o cede eleştiremezsin. Çünkü sezon başından beri bir kopukluklar var. Biz hep buralarda ne dedik ya bir koskocaman bir takım her hafta değişik 11'lerle mi oynar? 5-6 kişi değişik olur. Onu oturtamadığınız ama işte sonu buralara geliyor. Biraz evvel Crespo'dan bahsetti. Bu ülkede Tolga Ciğerci yerinde dibine soktular. Doğru mu? Tabii. Aradaki, fark, sakat aradaki fark nedir? Oyun olarak. Nedir aradaki fark? Şimdi ben sana sorayım. <laughs> Ne, ne, gibi bir fark var? Emre ne yaptı? Aykut Kocaman oynatmadığını aldı koydu. Başakşehir orta sayı toparlamaya çalış. Futbol aklı var mı? Var. Bunda istigadan geldi adam. İkincilikten falan değil. Bunda istigadan oynayan bir yerden. Ama biz Tukaka yapmakta number one'ız. En tepedeyiz. Herkesi sevmeyiz. O oranın topçusu değiliz burada. Böyle topçular. Arada fark var mı? Tolga bence daha üstü. Biraz evvel bir kardeşimiz vardı burada. O da Aspor'da çıkıyor. Fenerbahçe, Fenerbahçe muhabir. Bunu konuştuk. Tolga Ciğerci dedi, Daha üstte dedi. Şimdi oyuncu seçeneklerini de çok iyi bilmek lazım. Mesela Fenerbahçe oyuncu getiriyorsun ya. Transfer yapıyorsun. Bak Türk oyuncuları tekrar söylüyorum. Hakikaten iyi oyuncuları var. Ama takım olamadıktan sonra sen istediğin kadar iyi oyuncu da getir. Kimi getirirsen getir. Takım olamadı Fenerbahçe. Burada Mesut'unu tut, Gustavo'su var. Tartışabilir misiniz bu isimleri? Tartışılacak isimler mi bunlar? Ama siz takım olmayınca bütün herkes tartışılır. Hoca da aynı şekilde, futbolcular da aynı şekilde. Gelelim konuya. Fenerbahçe'nin gidebildiği yere kadar gidecek. Şimdi esas esas ana noktası neresi biliyor musun? Haydi. Yeni sezonda gene nasıl bir transferler yapılacak? Bu kadrodan 7-8 kişiyi göndereceksiniz. Ona yakın belki de. Tekrardan o tarzda oyuncular alacaksınız. Artı hoca da dahil. Muhtemelen hoca da değişecek. Önümüzde nasıl bir tablo çıkacak? Bu sezonu bitti. Tamam bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe unutsunlar, bıraksınlar. Yeni sezonun planlamalarını şimdiden ama gene aynı arama olacak. Gene o gel gelirken uçuyor kaçıyor diyeceğiz. Onu böyle yapıyor. Şunu yapıyor. Bir bakacaksın sezona girdiğiniz zaman yerinde yerler esiyor. Koskocaman Fenerbahçe. E bu bir de para veriyorsunuz yani. Ve sıkıntılarınız var. Sayın Başkan açıklıyor ekonomi sıkıntılarınız var. ama satamıyorsunuz. Oyuncu da satamıyorsunuz. Şimdi herkesin ağzında bir, biz de biz biliyorsunuz sakız gibi bir tanesi çıktığı zaman 15 milyondan kapıyı açıyoruz biz eurodan ama bir bakıyorsun sene sonunda 5 milyonu veren çıkmıyor. Onu da yapamıyorsunuz. En büyük tehlike esasında yeni sezon. Bu sezon bitti artık. Yeni sezonla ne şekilde bir çalışma yapılıyor. Biraz evvel sen yayına gitmiş, şey araya gitme demen ne dedim, Beşiktaş Beşiktaş'la ilgili çalışmaları evet, yeni yapılması lazım. Şu anda yapman lazım. Bitti artık sen Kayseri'de eğlendin, mağlup oldun. Gitti, bitti, Bir tek konfederasyon kupan var. Bu oyunu, oyunla da sen orada gitmen imkansız gibi gözüküyor. Onu da soracaktım. Çünkü şimdi bazı yerlerde konferans ligi çok küçümsenerek yorumlar yapılıyor ama... Format gereği tabii ki de orada da finale çıkmak ve kupayı almak Herhalde. kolay değil. Yani çok niye... güçlü rakipleriniz var ama Ola ki aldınız kupayı. UEFA Avrupa Ligi'ne gideceksiniz bir sene sonra. Şimdi size o Avrupa'nın yolunu açacak bir kapı kapandı Ziraat Türkiye Tabii. Kupası. Evet çok zor. Konferans Ligi'nde final oynamak, şampiyon olmak bir kez daha söylüyorum ama küçümsenecek bir organizasyonda değil. Ya hiçbir kupa, Avru, bilhassa Avrupa'da alacağın kupa küçümsenecek bir şey değildir. Ne tarz olursa olur. Turnuvayı bile git kupa al. Gene büyük bir başarıdır. Fenerbahçe nereye gitti? Bayan Münih'in Avudi kapa gitti. Evet. Babasını ayrını almadılar marka değerinden gitti oraya. Ay farklı mağlubiyetler oldu Önce gitmek lazım oralar Çağrılmak lazım. Davet almak gerekiyor. Şu anda kimse almıyor. Bak 39. sıraya geriledik. Milli takım. Neredeyse 40'a gidiyoruz. 50'ye merdiven dayatacağız. Nereden nerelere geldik? Artık Türk futbolu Hocam, benden gitmiyor. mi bahsediyorsun 50'ye merdiven dayatacak? <laughs> <laughs> Bak artık Türk futbolu ileri gitmiyor. Biraz şapkamızı çoktan önümüze koyup farklı şeyleri yapmamız gerekiyor ama yok. Hep işte e, neler dağıtıyoruz, gülücükler dağıtıyoruz. Seni alıyorum, seni, seni kabul etmiyorum. Camia kabul etme. Ya bu Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin topçusu mu? Şu anda bak Trabzonspor aldı gitti. Ama Avrupa'ya çıktığın zaman bu takım da sana gitmez Avrupa'da. Orada da daha farklılıklar bunu hocalar da biliyorlar. Çünkü orası çok farklı bir platform. Onun için siz büyük takımsınız, elit takımsanız bunun hazırlıklarını şimdi seneye Beşiktaş'tan yeni transferler. Galatasaray zaten yapacak. Fenerbahçe gene yapacak. Ben bu sezonu unuttum. Bakmıyorum bile artık. Hı hı. Fenerbahçe galip gelse ne olacak bundan sonra? Mağlup olsun ne olacak? Çünkü yerin belli. Gideceğin yer belli. Hı hı. Oturduğun yer belli. Esas seni sıkıntıya sokacak olan 3 ay sonrası. Transfer periyodu. Orada neler yapacaksın? Nelerle karşılaşacağız? Hı hı. En büyük sıkıntı orası Fenerbahçe'de. Şimdi diğer büyük takımlarda. Hı hı. Kayserispor maçı sonrasında İsmail Hoca'nın şöyle bir açıklaması vardı Ahmet Selim Kula. İyi işler yapıyoruz, iyi oynuyoruz. Bizim 2-3 galibiyete ihtiyacımız var. Şimdi gerçekten Fenerbahçe'nin sıkıntısı bu mu? Fenerbahçe Giresunspor'u deplasmanda yensin. Dönsün Hatay'ı içeride yensin. Kasımpaşa'yı da deplasmanda yensin. Her şey düzelecek mi Fenerbahçe'de? Ee, ya ben baştan söylüyorum yani benim benim ölçeğimde Fenerbahçe hiçbir maça bir kere favori çıkmayacak. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Ee, tabii ki galibiyet çok değerli ama e, o noktada aslında o kırılma maçını oynadı Fenerbahçe. O kırılma maçını Altay karşısında oynadı, kazandı. Altay maçını kazandıktan sonra eğer İsmail Hocam'ın söyledikleri doğruysa arkasından Sivas maçı berabere bitti. Ee, Başakçı, Başakşehir, Başakşehir ve Kayseri'yi yenmesi lazımdı Fenerbahçe'nin. Yani 3 maçlık bir seriyi oluşturacak diye. E, yani demek ki o maçı kazandın, sonrasında bir beraberlik aldın ki o maçın ikinci yarısında da yani rakibe teslim oldun yani Sivas maçının. E şimdi demek ki gerçek öyle değil. Bir kere bu takım öyle kazanıcı kazanabilecek oyun oynamıyor ve Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosu konusunda ben mesela bazen düşünüyorum bazen böyle takımlar üzerinde düşünürüm. E, gelin istersen beraber yapalım e, Trabzonspor-Cimlıstığı ya, e, Fenerbahçe ile ilgili. Ben kadro önümde var çünkü. E, Bakalım isterseniz beraber jimnastik hı hı. yapalım. Ben bazen böyle e, beyin jimnastiği yaparım yani. Altay, Berke, Ertuğrul. Yeterli mi? Yeterli. Şu anda kaldı da bana göre diyorum yani. Hocam itiraz edeceğin olduğunu da söyle. Tisaran'ı tutar mısın hocam? Tutmam. Tutmazsın. Kim? Zalai, Serdar Aziz. E, üç. Bir tane de genç çakarsın. Onlar yanına. kalır orada. Kalır. Tamam değil mi? Sabeke. Sadece nazım var. Ne yapacaksın hocam? İki tane alırım. İki tane alırsın. Nazım ben, kalması bile şüpheli. Ben hani bak, İki ben alırım. Bak, ben, ben biraz daha ileri götüreyim olayı. Hani ben nazımı yedek diye düşünürüm Hani bende diye, yedek diye önüne bir tane oyuncu alman gerekir. Bana göre. Dönelim sol tarafa. Novak var hocam. İki ben, tane alırım orayı da. İki tane alırsın. Yine eldeki Novak Bak, da ben gider yine, orada. Ben yine Novak'ı ikinci oyuncu olarak tutarım. Ama e, dikkat et. Yani iki oyuncu alınsa daha doğru olur diyor hocam. Sosa'yı tutar mısın? Tutmam. Tutmazsın. Gustavo'yu? Tutmam. Tutmazsın. E, Crespo? Tutmam. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela ben Crespo'yu tamamlayıcı oyuncu olarak tutarım. Mert Hakan? Tutar mı? Tutarsın tamam. Zays? Yok. Yok. Mesut? E mecbur tutacağım. Kahvesi <laughs> var hocam. Yani o yani çok şansın... kritik bir cümle işte Mesut'a gelince konu. <laughs> yani şimdi şöyle tutsam bir türlü tutmasın. Aynen öyle. Şimdi senin Mesut'a ihtiyacın olacak bir kadro mu kuracaksın yoksa Mesut'suz bir kadro kuracaksın? Şimdi benim, bana sorarsan yani objektif olarak konuşursak tutma. Hı. Çok farklı bir oyuncu bulurum. Şimdi bana. hocam ben sana. Oyunu sanırım. iki yönlü oynayacak. Oyuncu getirme. Peki yani. oldu mu? Yok. Şimdi İrfan Cam var. Tutar mısın? Ya, tutar tutarsın Tutarısın. Ee, Pelkası tutar mısın? Tutmam. Ee, Diego Rossi? Yok tutmam. Tutmazsın. Ol, Valencia? Onu da tutmam artık. Ser